Yarım saat sonra açık. Lan. Lan Kartal. Ne oluyor oğlum? Kartal ne oluyor? Lan. Ne oluyor lan durduk yere? Durduk yere ha? Durduk yere. Tamam oğlum tamam. Anladım kavga ediyoruz. Lan niye kavga ediyoruz? Onu sen söyleyeceksin halamın oğlu. Ne oldu? He? Konuşalım diyordun ya. Baybars'ın oğlu. Bunca zaman gözümüzün içine baka baka yalan söyledi. Şimdi niye konuştun? Oğlum ben sana yalan söylemedim. Doğruyu da söylemedin. Ulan oğlum söylesem benimle birlik olacak mıydın? Olmayacaktım. Bundan sonra da olmayacağım. Lan ne yaparsan yap. Kaçma lan. Gel buraya. Kartal. Tamam yeter bırak. Yeter tamam gerilmez. Lan benim söyleyecek bir şeyim yok zaten. Lan şerefsiz senin söyleyecek neyin olacak zaten? He? Bir de karşımıza geçmiş, eline silah almış, kafasına dayamış. Kendimi vurun, benim onurum var, gururum var diyor. Ulanlık yaptı diye biz biraderimizi sildik. Halamızı kapının önüne koyduk. Baybars'ın oğlu gelecek, koynumuzda yaşayacak. Dilediği zaman bizi tenhada... Var mı lan böyle dünya? Tamam, yeter. Oğlum sen bunu mu koruyorsun? Bunu koruyorum. Çünkü kimsenin kimseye arkadan vurduğu falan yok. Bu herifin babasını koruma ihtimali sıfır. Nereden biliyorsun da konuşuyorsun? Biliyorum çünkü gördüm. Tamam mı? Sen gösteriyorsun ya millete avucunun içine bana bunu yaptılar diye. Bu herife öz babası neler yapmış. Sırtına bakarsan görürsün. Var mı diyor? Oğlum kimsenin bana acımasına ihtiyacım yok benim. Şahin'in lafıyla iş yapıyorsun yapma. Bu herif sana yalan söylemiş anladık. Halana da güvenmiyorsun tamam. Ama Baybars denen herif başkalarını senden daha çok üzmüş olabilir. Bunu da düşün. Çetin! Çetin! Lan Çetin! Allah Allah! Oğlum kime söylüyorsun? Çetin! Oğlum kime söylüyorsun? Ya ne oğlum ne? Diyeceğini dedim bitti rahat bırak beni ya. Niye söylemedin? Neyi söylemedim? Ya biliyorsun işte ne olduğunu, kimin oğlu olduğunu niye söylemedin? Acaba ben sana Baybars'ın oğlu olduğumu niye söylemedim? Öğrendiğin zaman bana hiçbir şekilde güvenmeyeceğini düşündüğüm için olabilir mi? Ha? Ya da dünyanın en iğrenç herifinin oğlu olmaktan tiksindiğim için söylemiş olabilir miyim acaba? Ya da dur. Öğrendiğinde Baybars'ın bütün düşmanları gibi acaba beni öldürmek istersin diye düşünmüş olabilir miyim? Ha? Hangisi sence? Bence hepsi. Peki ya. Halam, ben onun bir oğlu olduğunu bilmiyordum. Kendisi de öğrendiğinde pek umursamadığı için sana söylememiştir. Ne demek şimdi o? Az önce Efe milletin içinde bunun sırtında yara izleri var, işkence görmüş dedi ya. Senin halan olacak o kadın, ben doğduktan sonra beni o adama bıraktığı için... Yıllarca acaba bu çocuk ne yaptı, nasıl yaşadı diye merak etmediği için... O hayvan herif acaba bu çocuğa bir şey yapmış mıdır diye merak etmediği için sana da söylememiştim. Ben halamı sildim ama bir dakika burada duralım. Hakkında yedirtmem, halam benim öyle bir insan değil. Hele merhametsiz falan hiç değil. Bana yapması gereken anneliği sana yaptığı için böyle düşünüyor olabilir misin Kartal? Gençler, bakın benim size bir önerim var. İkinizin de bu konuda bir suçu yok bir kere. Aynı zamanda birbirinize söylemek istediğiniz pek çok şey de var. O yüzden diyorum ki soğukta beklemeyelim, üşümeyelim, içeri girelim. Birkaç kadeh bir şey yuvarlayalım. Ne söylemek istiyorsanız birbirinize söyleyin. Rahatça, sakince dağılalım. Ha? Ne diyorsun? Sükût, ikrardan gelir. O zaman bu sessizliğinizi evet olarak kabul ediyorum. Hadi. Hadi gidelim.